Romatolojik aciller Cerrahpaşa Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan ben Doktor Beyzanur Gültekin. Romatolojik hastalıklar ve acilleri olarak hastalık hastalık gideceğim. İlk olarak romatoid artrit. Kullandıkları ilaçların yan etkileriyle, hastalığın akut alevlenmeleriyle, septik artrit ya da kullanılan immün süpresörlere bağlı olarak ciddi enfeksiyonla karşılaşabiliyoruz bu hastalarda. İki tane acilinden bahsedeceğim özellikle. Atlantoaksiyel subluksasyon ve kortikoroid artrit. Atlantoaksiyel instabilite, interstisyel alana yayılması ile eklem destrüksiyonuna bağlı ortaya çıkan bir tablo. Daha romatoid artritte ama psoriatik artritte, reiterde, ankilozan spondilitte, lupusta da görülebilmekte. Subluksasyon anteriora, posteriora ve vertikale doğru gelişebiliyor. En sık oksipite doğru yayılan ciddi boyun ağrısıyla, başın öne doğru sarkma düşme hissi, duyu kayıpları, paresteziler, subaksiyel alanda radikülopati riski özellikle daha fazla. Kompresyona bağlı ani ölüme kadar giden bir klinikle görebiliyoruz. Vertebral arter kompresyonu görülebiliyor. Buna bağlı senkop, baş dönmesi, sersemlik, ani güçsüzlük hissi, düşme atakları, hemiparezi, diplopi, görme kaybı, duyu kayıpları görülebilir. Muayenede servikal yoğurdan aktif harekete direnç, posterior faringal duvarın palpasyon muayenesinde atlasın anterior arkının anormal protüzyonu görülebilir. Yine miyelopatiye, radikülopatiye bağlı bulgular görülebilir. Vertebral arter kompresyonuna bağlı okulomotor paralize, orofaringal disfonksiyon görülebilir. Grafide odontoid anterior ve C1 anterior arkının posterior sınırı 3 milimden yüksek ise şüpheli diye düşüneceğiz. Ya da posterior atlantodental mesafenin bu kırmızı çizgiyle görülen yerin 14 milimden küçük olması da kort kompresyonu için artmış riski gösteriyor. Eğer grafide bir şüphemiz varsa ya da nörolojik muayenede bir şüphemiz varsa tomografi ve MR çekmek gerekebilir. Hastaların boynunun ekstansiyona getirilmesinden mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. Çünkü miyelopati, progresif miyelopati, anstabil kırıklar ve vertebrobazillar yetmezlik acil cerrahi gerektiriyor. Kortikoroid artrit, en sık romatoid artrit görülmekle birlikte tekrarlayan polikondritte ve diğer romatolojik hastalıklarda da görülebilir. Trakeal kollaps şeklinde mortalite ve morbiditesi oldukça yüksek bir larynx tulum görülebiliyor. Hastalar boğaz ağrısı, ses kısıklığı, boğazda yabancı cisim hissi ve dolgunluk, yutma, konuşma güçlüğü, disfoni, aspirasyon, stridor ve ciddi solunum sıkıntısıyla başvurabiliyorlar. Direkt grafiği yetersiz, tomografinin de tanısal değeri düşük, dislokasyonları ya da kırıkları gösterebiliyor. Standart görüntüleme yöntemi laringoskopi ile. Romatoid artrit, laringit tutumu genelde sistemik steroidler ve analjezilerle takip ediliyor. Ama aynı zamanda sıcak uygulama, vokal istirahat ve nemlendirme de faydalı. Epiglotit ve trakeit gibi enfeksiyoz bir durum varsa ek olarak da tedavi etmek gerekiyor. Razemik epinefrenin de yine faydası görülmekte. Lupus kronik atak ve iyileşmelerle seyreden multifaktöriyel birçok organ ve doku sistemi tutabilen bir otoimmün hastalık. Trombotik komplikasyonlar çok sık görülüyor. O yüzden steroidler, sitotoksik ve immünsupresif ajanların yanında antikoagülasyon da eklemek gerekiyor tedavide. MI, stroke ve emboli gibi trombotik komplikasyonlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Trombositopeni, hızlı ilerleyen glomerülonefrit, lupusun ileri tedavi için yatış gerektiren acil komplikasyonlarından. İmmünsüpresyon ve buna bağlı ciddi seyreden enfeksiyonlar mortalitede esas sorumlu faktörler. Ateş ile başvuran hastalarda immünsüpresyon ajanının kesilmesi ve kültür sonuçları çıkana kadar antibiyoterapinin düzenlenmesi gerekiyor. Bir de çoğunlukla komplemanlar yetersiz olduğu için kapsüllü mikroorganizmalara duyarlı hale gelmelerine neden oluyor lupus hastalarında. Kortikosteroid tedavisi almakta olan hastalarda yine enfeksiyon durumunda stres doz kortikosteroide devam ediliyor. Güzel alveolar hemoroji varlığında ve trombositopeni varlığında plazma değişimi ya da ivik gerekebiliyor. TTP ya da katastrofik AFAS gelişirse de yine plazma değişimi gerekebilir. AFAS'ta vasküler trombozlarla ve tekrarlayan gebelik kayıpları ile birlikte pozitif AFAS antifosfolipid antikorlara olan multisistem tutulumu seyreden otoimmün bir hastalık sıklıkla lupusa sekonder gelişiyor. Katastrofik AFAS'ta kısa süre içinde multi organa ilerliyor. İntravasküler tromboz ve multi organ iskemisi ile karakterize. Mortalitesi %30'lara ulaşabilen oldukça fatal seyirli bir komplikasyon.
Erken tanı ile mortalite önlenebiliyor. Kafif hasta yine enfeksiyonlar, cerrahi, oral antikoagülanın kesilmesi, ilaçlar, obstetrik komplikasyonlar, lupus alevlenmesiyle görülebiliyor. Daha çok idiopatik. Afası gelişen çoğu hasta da daha önceden bir otoimmün hastalık tanısı mevcut. Genel amaç faktörleri tedavi etme ve akut bulguları tedavi etme. Hemodiyaliz, ventilasyon, inotrop gerekebilir. Tedavide trombotik olayların ve sitokin kaskadının baskılanması hedeflenir. Antikoagülasyonda da heparin ilk seçenek. Antikoagülasyon, kortikosteroidler, ivik ya da plazma değişimi şeklinde çoğunlukla üçlü tedavi gerektirir. Kesin tanı histopatolojik doğrulama gerektirdiği için acil serviste pek mümkün olmuyor. Genelde hastalar sepsise bağlı multiorgan olarak değerlendiriliyor. Ankilozan spondilit en önemli olarak aort distorsiyonu ile aort yetmezliğe neden olan aortit, kardiyak iletiş sisteminde AV bloklarla sonuçlanan fibrozis gibi kardiyak tutulmalar nadir görülüyor. Genelde de ilerleyen dönemlerde karşılaşılabiliyor. Bilateral apikal fibroz, göğüs duvarı ekspansiyonunu kısıtlayan kosta eklemleri tutulumu, renal yetmezlik, kron, ülseratif kolit gelişimi de görülebiliyor. Ankilozan spondilit hastaları minor travma ile bile kırıkleştirmeye yatkındır ve grafiği çoğu zaman yetersiz kalır. Yine ilerleyen dönemde kauda ekine ile karşılaşabiliyoruz. Scleroderma Sjögren. Scleroderma yaygın kolajen depozitleriyle karakterize. Büyük ve vasküler dokuda fibrotik değişikliklere neden olan inflamatuar bağ dokusu hastalığı. Özellikle renal kriz, dijital iskemiler, intestinal pseudoobstrüksiyon, immünsüpresan tedavi altında gelişen enfeksiyonlar, pulmoner arteriyel hipertansiyon ya da intestinal akciğer tutumuna bağlı respiratuar fonksiyon bozuklukları gibi komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Böbrek fonksiyon bozukluğu dikkat edilmesi gerekir. Bir de tipik olarak kan basıncı artışı hızlı gelişir. Hızlı gelişen hipertansiyona bağlı hastalar görme bozukluğu ve ciddi baş ağrısıyla acile başvurabilir. Eğer intrakranyal kanama gelişirse trombotik mikroanjiyopatinin varlığına da bağlı olarak oldukça mortal seyreder. İlk bulgusu nöbette olabilir. Eşlik eden hemolitik anemi nedeniyle soluk cilt, koridrar ve splenomegali de görülebilir. Santral tutumum olmayan hastalarda ilk seçenek Captopril. İkinci seçenek kalsiyum kanal blokörü. Santral komplikasyonlar durumunda ilave IV hipertansifle kan basıncı daha sıkı takip edilmeli. Reno fenomeni ve dijital iskemi. Scleroderma hastalarında vazospazm, vaskülopati, vaskülit ve trombotik olaylara sekonder olarak gelişebilir. Lupus ve pandada görülebilir. Hem vücut ısısını hem de periferik dokuların ısısını arttırmak gerekir. Yanıt yetersizse oral kalsiyum kanal blokörleri ve topikal nitroglisedinler başlanmalıdır. Kalsiyum kanal blokörü yetersiz ise, kontrol altına alınamıyorsa ya da alfa reseptör blokörleri, fosfodiesteraz, tip 5 inhibitörleri, IV prostaglandin analogları kullanılabilmekte. Gastrointestinal obstrüksiyon, skleroderma hastalarında gistumuna bağlı nadir olarak görülebiliyor. Bulantı, kusma, abdominal distansiyon, karın ağrısı, klasik bağırsak obstrüksiyon semptomlarıyla başvuran hastalarda mekanik obstrüksiyonla ayırıcı tanısını yapmak gerekiyor. Yine aynı şekilde IV hidrasyon, elektrolit bozukluklarının tedavisi, oral stop, laksatifler, enemalar, metformin, prokinetik ajanların kullanımı çoğunlukla yeterlidir. Refraktör olgularda okuratidin de faydası gösterilmiştir. Yatarak tedavi alan hastalarda 50 ml kutan kullanılabilir. Sjögren sendromu klinikte keratokonjüktivistika, kserostomi ve paratus bezi şişliği ile karakterize romatolojik hastalık. Nadir görülüyor. Ekstraglandüler tutulumları olarak reno fenomeni, poliartralji, interstisyel akciğer hastalığı, nöropati, böbrek tutulumu, akut pankreatit görülebiliyor. Böbrek tutulumuna bağlı en sık tübüler interstisyel nefrit ve distal renal tübüler asidoz şeklinde görülüyor. Buna bağlı hipokalemik paralizi gelişebiliyor. Çoğunlukla asemptomatik ama tedavisiz kalması durumunda riskli. Bir de vasküritlerden ve temporal arterit ve takayasudan bahsedeceğim. Vasküritler damar duvarlarında inflamatuar lökositlerin varlığıyla reaktif hasar ve damar bütününün bozulmasına bağlı kanama, dokularda iskemi ve nekrozlara neden olan hastalıklar olarak tanımlanır.
Patogenezde kompleman bağımlı damar duvar hasarı, buna bağlı stenoz ya da rüptür görülmektedir. Tutulan damar çapına göre ya da en sık kullanılan sınıflandırma damar çapına göre yapılan sınıflandırma. Direkt ondan bahsedeyim. Büyük damar, orta damar ve küçük damar vaskülitleri diye kabaca. Temporal arterit, nörolojik ve oftalmik tutulumla seyreden ileri yaşlarda görülen bir sistemik inflamatuar vaskülit. İleri yaş, kadın, cinsiyet, bilinen risk faktörleri. Baş, boyun ağrısı, çene klodikasyonu, skalp hassasiyeti görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık, ateş gibi sistemik bulgular değişiklik edebilir. Oftalmik tutulum ciddi morbiditeye sahip, %20'sinde görme kaybına neden oluyor. Eğer şüpheleniyorsak görme semptomu olmayan hastalarda biyopsi planlayarak prednizon tedavisine başlayabiliriz. Takayan su arteriti, aorta ana dalları yanında pulmoner arterler gibi büyük damar tutulumu ile de karakterize. Kronik seyirli, nabızsızlık hastalığı olarak da adlandırılan bir vaskülit. Daha çok yine kadınlarda görülüyor. Ortalama 20 ile 30'lu yaşlarda tanınıyor. Tedavide kortikosteroidler, immünsüpresifler, biyolojik ajanlar kullanılıyor. İleri evrede ise cerrahi falan planlayabiliyorlar. Aorta tutulumuna bağlı boyun, kol, omuz, sırt ağrısı sık görülür. Ekstremitelerde soğukluk, intermiten kladikasyon ortaya çıkabilir. Geçici iskemik atak, inme, baş dönmesi, bayılma, pulmoner arter tutulumu hastaların çoğunda görülür. Göğüs ağrısı, dispne, hemoptizi, pulmoner hipertansiyon ile seyreder. Kronik arterler %20, yaklaşık %25'inde etkilenir. Fizik muayenede iki taraflı radyal nabız azalması ya da yokluğu, kardiyak oskültasyonda üfürüm önemli bir bulgu. Yine iki kol arası kan basıncı farkının 10 mm civadan fazla olması görülebilir. Poliarteritis nodosa, PAN, böbrek hastalığının seyrinde en sık tutulan organ ve en sık ölüm nedeni böbrek tutulumu. Yine multisistemik tutulumla seyrediyor. Mikroskopik poliangitte de hızlı ilerleyen glomerülonefrit, buna bağlı AB'ye, difüz alveolar hemoroji ve disk kanamaları görülebiliyor. Wegener'de daha çok akciğer tutulumu en sık görülen vaskülit. %90'ında üst hava yollarında tutulum, buna bağlı obstrüksiyonlar görülebiliyor. Hoxstrasse astımla ilişkili, böbrek tutulumuyla glomerülonefrite neden olabilir. Hava yolu obstrüksiyonları, akut böbrek yetmezliği, difüz alveolar hemoroji yine en önemli acillerinden. Difüz alveolar hemoroji, hemoptizi, hemoglobin düşüşü, akciğerde difüz infiltratlar olarak hayat tehdit eden bir komplikasyon. Bronka alveolar lavajlı elektrost görülmesiyle kesin tanısı konabilir. Akciğer grafisinde yaygın infiltratlar, BT'de bulacağım opasiteleri ve interlobüler kalınlaşmalar görülebilir. Behçet hastalığı, vasküler tutulum karşımıza en sık alt ekstremite venöz trombozları şeklinde çıkıyor. Bütüyarı gelişebilir. Pulmoner arter tutulumuna hem anevrizma hem de tromboz şeklinde gelişebilir. Gist tutulumu olabilir. En önemli mortalite nedeni majör damar tutulumları. Tedavisinde korsun ilk basamak, kortikosteroidler, immünsüpresifler ve biyolojik ajanlar da kullanılıyor. Son olarak septik artrit ve guttan bahsedeceğim. Septik artrit ise bakterilerin ekleme hematojen migrasyonu. Bazı hastalarda enfektif endokarditin bir bulgusu olarak saptanabilir. Menenjitle birlikteliği sıktır. Osteomiyelit gibi inokülasyon sonucu da görülebilir. Penetran travma ya da iatrojenik olabilir. Eklem sıvısının mikroskopik incelemesi ne yapmak gerekir? Üç temel prensip: antibiyotik tedavisi, eklem drenajı ve eklemin uygun pozisyonda korunması. Eklem aspirasyonu yapıldıktan sonra ampirik antibiyoterapi gram boyama sonuçlarına göre hızlıca başlanmalıdır. Gonokokal non-gonokoko ayrımı yapılmalı. Pürülen materyalin uzaklaştırılması önemli. Bu işlem açık cerrahi, kapalı iğne aspirasyonu ya da artroskopi ile yapılabilir. Artriti de bir veya birkaç küçük eklemi veya bir iki büyük eklemi tutan hafif orta şiddetli ataklarda monoterapi yeterlidir. Monoterapi non-steroid olabilir, kortikosteroid olabilir, korsin verebiliriz. Eğer sadece ataklar başvurudan 36 saat önce başlamış ise endikedir. Eğer hasta zaten korsin tedavisi almaktaysa ya da son 14 için gün içerisinde akut gut atağı için korsin tedavisi almışsa başka bir monoterapi seçilmelidir. Ciddi ağrılı akut atak için özellikle poliartiküler hat ataklarda veya birden fazla büyük eklem
ataklarda ikili korsetin-nonsteroid kombinasyonu, oral kortikosteroid ya da korsetin kombinasyonu uygulanabilir. Akut atakta monoterapiye yetersiz yanıtla tekrar başvurursa hasta, monoterapiyi değiştirebiliriz ya da ikinci bir ajan ekleyebiliriz. Akut atak sırasında ürik asit düşürücü tedaviyi kesmemek gerekir. Eğer kesilirse ya da atak esnasında ayarlama yapılırsa sadece semptomlar kötüleşir. Ürik asit düşürücü tedavi başlangıcı süresince hastanın atak sıklığında bir artış olacaktır. Bu konu hakkında da yine hastayı bilgilendirmek gerekir.